Haberin Sesinden bir kez daha merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Tanıtımlarımızı yapmıştık, sizlere duyurmuştuk. İki değerli ismi ağırlıyoruz. Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden yine söz edeceğiz. Özellikle bir çocuk müzikali bugün programımızın konusu olacak. Bahsettiğim üzere iki değerli isim bizlere eşlik ediyor. Müzikli çocuk oyunu Sihirli Dünya'dan bahsedeceğiz bugün ve bu eserin koreografı Sayın Hülya Nüfusçu stüdyomuzda bizlerle bir arada. Ayrıca yine aynı eserde reji asistanı olarak görev yapan Sayın Nejat Şengün'ü ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle burada olduğunuz için. Yine harika bir eseri dinlemek için bizler sabırsızlanıyoruz. İzmir'den geldiğinizi biliyoruz. Evet. Öncelikle sizleri tanımak isteriz sohbetimize başlarken. Sonrasında eser üzerine isterseniz sohbetimizi devam ettirelim. Buyurun efendim, sizinle başlayalım dilerseniz. Sizin de söylediğiniz gibi ben Hülya Nüfusçu. Devlet Opera Balesi'nde bale sanatçısıyım. Normalde İzmir'de görevliyim. 1982 yılından beri Devlet Opera Balesi'nde görev yapmaktayım. Kendi bale sanatımın yanında da 20 yıl gibi kısa bir süre, bana çok çabuk geçtiği için kısa bir süre ama aslında uzun bir süredir Devlet Opera Balesi Çocuk Balesi kurs başkanlığı yapıyorum. Çocuklarla beraberim. Bu sebepten dolayı bu tip projelerin içinde olmak beni daha da heyecanlandırıyor. Çocuklara yönelik özel bir... İlginiz var öyleyse. Ya ben kişi olarak da çok çocuk seviyorum ama yaptığım iş de bana böyle bir avantaj sağlamış oldu. Dolayısıyla da çocuklara sunulan projelerin içerisinde daha heyecanlı olduğumu hissediyorum. Dans ederken de heyecanlıydım ama bu iş de hakikaten çok güzel. Evet, yine ayrıntıları dinleyeceğiz programımız boyunca. Sizi de tanıyalım. İzmir'den geldiğinizi ifade ettik. Evet, her ne kadar Şengül. Çok gezme fırsatı bulamasanız da Samsun'da sizi de tanıyalım. Diğer çalışmalarınızı da bahsedelim isterseniz. İzmir'de sahne amirliği ve reji asistanlığı yapıyorum. Zaman zaman da solo rollerde de görev almaktayım İzmir'de. 2009 yılından beri Sihirli Dünya oyununu sahneye koyuyoruz. Daha sonralarında Mersin'de bu oyun sahneye kondu. Ankara ve Antalya'da da aynı şekilde sahneye kondu. Çocuk oyunlarının bende de yeri çok farklıdır. Bunun Hülya Hanım da tabii ki desteğinin yeri çok büyük. Evet, güzel bir çalışma ortamı var görüyoruz ki. Ki programa başlamadan önceki sohbetimizden öğrendiğimiz üzere uzun zamandır da birlikte çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bu da ayrıca aslında bir avantaj olsa gerek değil mi? Birbirini tanıyan insanların bir arada çalışması. Ekip ruhu gerçekten çok önemli. Pardon. Ekip ruhu gerçekten çok önemli. Bir de beraber çalıştıkça gerçekten göz hareketimizden bile birbirimizin ne istediğini anlayabiliyoruz. Ama her meslek için o değil mi? Yani çok büyük konfordur insanların birbiriyle anlaşabildiği alanlarda, anlaşabildiği arkadaşlarıyla bir arada bir şey ortaya çıkarmak. Bu enerjinize de doğal olarak yansıyor. Çünkü biz gittiğimiz, yani bu eser nedeniyle farklı illerde de bu oyunu sahneledik. Dolayısıyla ikimiz iyi uyum sağlayamazsak bizden bir takım beklentileri olan ve önünüzde bir grup oluyor. Onlara bir şeyler aktarmak durumundasınız. Önce bizim ikimizin hemfikir olması lazım. Yoksa çok zor bir hayat olurdu arkadaşlarım için. Değil mi? O enerji haliyle sahneye de, seyirciye de yansıyor. Siz de bu güzel enerjiyi yansıtıyorsunuz ne mutlu ki. Çabalıyoruz. İnşallah becerebiliyoruz. İnşallah becerebiliriz. Hissetmemek mümkün değil hakikaten. Şahsım adına bunu söyleyebilirim. Sağ olun. Sihirli Dünya dedik. Bugün bu müzikal üzerine, çocuk müzikali üzerine konuşacağız. Bilgi alalım sizden. Adı üzerinde aslında Sihirli Dünya. Anlıyoruz ki sihirli bir dünya oluşturulacak sahnede ama detayları dinlemek isteriz. Nejat Beyciğim, siz... Dünyadaki sihrin aslında müziğin içinde olduğunu vurgulayan bir eser bu Sihirli Dünya. Bora adlı anlatıcının gördüğü bir rüya sonucu sihirli dünyaya girişini anlatıyor. Bu esnada opera sanatçıları, bale sanatçılarımız ve orkestra sanatçılarını kendini tanıtıyorlar. Ve kendileriyle ilgili örnekler veriyorlar. Ne yaptıklarına dair. Evet, ne yaptıklarına dair. Enstrümanları tanıma şansını buluyoruz. Bale sanatının aslında ne olduğunu tanıma şansı buluyoruz. Ve opera sanatçılığında bağırmaktan öte bir sanat olduğunu vurgulamak istedik açıkçası. Yani bu aslında tabii ki Haldun Özörten'in projesi. O oyunu nasıl diyelim, yönetmeni diyelim, yazanı ve yönetmeni. Dolayısıyla onun o bakış açısıyla çocukları çok seven bir kişidir. Haldun aynı zamanda arkadaşımız da olduğu için ve de duygularını güzel yansıtabilen bir
arkadaşımızdır. Hı hı. Buradaki şey hakikaten çocuğun kendini içinde bulabileceği şekilde sunulmuş ve düzenlenmiş bir oyun. Hı hı. Elbette ki maalesef biz hala herhangi bir televizyon programı açtığımızda çok fazla bir bale ya da konser ya da opera eseri izleme şansına sahip bir halk olamadık. Aynı zamanda bunu bir çocuğun klasik müzikle tanışmasını da sağlayabilecek. Hı hı. Çok geniş yelpazeler yok. Aslında bir çocuk yetişirken bence tüm renkleri ve tüm onun ruhunu besleyebilecek şeyleri önüne serip de seçeneklerini çoğaltıp sonra seçmesini sağlamamız kesinlikle gerekiyor ya. Yani bu oyun ve bu proje aslında buna çok fırsat verebilecek, hı hı, bir proje. İzleyici koltuğunda otururken karşısındaki işte ne bileyim 5 parçadan oluşan bir oboayı gördüğü zaman, onun parçalarının klarneti gördüğü zaman ayrılabildiğini öğrendiği zaman, hı hı, işte evet bir kontrabasın aslında büyük olduğu için oraya gelemediğini ama bir violensenin de bayağı kendinden büyük olduğunu, hı hı, gördüğü zaman merak uyandıracaktır ve bence hayallerine girip işte sihir orada gerçek leşecektir aslında. Hayallerine girip bu tip şeylerle olan ilgisi artacaktır diye düşünüyorum. Bu bizim adımıza çok mutluluk verici bir şey. Böyle de bir amacı var. Var tabii. Evet. Çünkü biz devlet opera balelerinde bir şeyler sergiliyoruz, hazırlıyoruz. Bu süreçler gerçekten seyircinin sadece gözüyle görebildiği elemanlardan oluşmuyor. Hı-hı. Arka tarafta bir de hani koskocaman bir bizim gizli kahramanlarımız olan, yani dekoru var, kostümü var, aksesuar var. O dekorları oraya getirip götüren birçok arkadaşımız, hı-hı, var. Sonuçta bunu gerçekleştirebilmek için sahip olmamız gereken tek şey seyirci. Ve eğer o seyirci altyapısını hazırlamazsak, ileriki yıllarda bizi hala seyretmek isteyen insanlar olmazsa herhangi bir alışveriş, hı-hı, söz konusu olmayacak ve bir gün bitmek zorunda kalır. O sebepten dolayı bu eserin bir diğer sahnelenme sebeplerinden biri de bizim eserlerimizi seyredecek iyi birer izleyici, hı hı, kitlesi hazırlamak. Değil mi? O altyapıyı oluşturmuş, elbette, oluyorsunuz aslında bir anlamda bu eserde. Onun için de çocuğun kendini biraz içinde, hı hı, bulması lazım. Evet. Onu bizim heyecanlandırabilmemiz lazım ki bir dahaki sefere gelme isteğini, hı hı, içinde uyandırabilelim diye. Değil mi? Sihirli dünyada. Evet, sihir orada giriyor yapılacak devreye. Sihir de burada devreye giriyor. Peki nasıl bir hazırlık süreci? Ne zaman başladı bu eser? Diğer şehirlerde sahnelendi. Samsun'da artık Samsun seyircisiyle buluşacak. Bu süreci birazcık anlatalım isterseniz. Kasım ayında Samsun Operası ile görüşmelerimiz başladı. Kostüm eskizlerini gönderdik. Aynı zamanda da o tekstler gitti, notalar gitti. 20 Şubat itibariyle de okuma ve sahne provalarına başladık. Hala devam ediyor. Çarşamba günü de genel provamız var. Artık Perşembe son günü, aşama. Evet, artık son aşama. Ve Perşembe günü de saat 13'te premierimiz, hı hı, olacak. Evet. Diğer şehirlerden ayrılan yanları neler oldu Samsun'un? Diğer şehirlerden ayıran yanlarından bir tanesi tabii ki enerjisi. Yepyeni bir ekip. Ve onların kendinden kattıkları ayıran en büyük özellik. Yani Samsun biraz daha genç bir kampanya. Daha fazla genç dansçı, genç opera sanatçısı, genç orkestracılar var. Tabii girdiğiniz alanda farklı enerjilerle karşılaşıyorsunuz. Hoş bir durum aslında bu. Evet. Her hani hep alanda bir monotonluktan çıkmış, hı-hı, oluyorsunuz. Her seferinde başka kişilerle çalışmak farklı bir enerji veriyor insana. Evet. Bunun enerjisini Samsun'da da hissettiniz. Evet. Evet. Artık son aşamada hazırlıklar. Dolayısıyla 8 Mart günü, değil mi, gündü saat 13'te eser sahnede olacak. Evet. Neler bekliyor peki çocukları? Tabii ebeveynleriyle birlikte gelecekler, muhtemelen yetişkinleri yine bu noktada bu eserle ilgili olarak. Yani ebeveynleriyle birlikte gelecekler. Evet, aslında ilk olarak bale seyredecek bir çocuğun ailesiyle birlikte olmasında fayda görürüz her zaman ama hafta içi sahnelenen eserlerde sanıyorum, Samsun için çok net bilmiyorum ama biz İzmir ve Ankara'da bunu yaşıyoruz. Daha çok sevgili öğretmenlerimiz, hı-hı, çocuklarını yönlendiriyorlar, hı-hı, ve okul olarak, evet, bizlerle bir arada oluyorlar. O zaman toplu kitlelere hitap etmiş olabiliyoruz. Ve de sizi seyreden yaş ortalaması çok hoş oluyor tabii. Yani o ana sınıfı ve ilk öğretim sonrasına kadar olan grup kendi arkadaşıyla birlikte, öğretmeniyle birlikte izlemeye geliyorlar. Sahneyi onlar nasıl görüyorlar? Tabii onların gözünden tahmin ediyoruz. Ama biz sahnedekiler aşağı yukarı şahane bir şey görüyoruz. Bıcır bıcır hepsi susuyor olmaları, alkışlıyor olmaları, dikkatlerini dağıtmıyor olmaları
iyi bir şey yaptığımızın kopyası oluyor. Perşembe günü hep beraber göreceğiz inşallah ne yaptık diye hep evet, birlikte. Heyecanlı da bir süreç. Kocaman bir sınav oluyor bizim için. Çünkü gerçekten iyi değerlendirmeciler. Notları biraz kıt ama iyi değerlendiriyorlar. Direkt olarak eleştiriyorlar. Herhalde yetişkinlerden biraz ayrılan noktada bu evet. Çocuk seyirci önünde olmak aslında daha zor gibi. Yetişkinlerde kırmayalım gibi bir durum olabilir ama çocuklarda beğenmediği zaman beğenmedim hiç güzel sıkıldım. Değilmiş diyor ya da bayıldığını söyleyebiliyor. Biz Gaziantep'e Değirmen'deki Hazine Çocuk Oyunu'yla gittik İzmir Devlet Opera Balesi olarak. Çocukların gözlerindeki ışıltı bizi bambaşka bir dünyaya götürdü. Biz o zaman işte sihirli bir dünyaya gitmiş olduk aslında. Başka şehirlerde de bunu gerçekleştirdiğimiz zaman bizim için de ayrı bir deneyim oluyor. Değil mi? O enerjiyi direkt evet. olarak alabilmek hem bir şans aslında hem de aslında bir yandan da bir risk evet. değil mi? Zor tabii, da aslında bir süreç. Tabii ki bir stratejisi var yani siz bir çocuk oyunu beni de sahnelediğim kendime ait birkaç tane çocuk oyunum oldu. Ama sonuçta dikkat sürelerini göz önünde almazsanız 4 veya 6 yaşındaki bir çocuğun sizi izlemeye geldiğinde o sandalyede ne kadar süre hiç kıpırdamadan ya da ses çıkarmadan oturabileceğini hesaplayıp da tam kıpırdamaya başlayacağını düşündüğünüz dakikada sahnede bir olağanüstülük onun gözünü ve dikkatini çekecek farklı bir aktivite gerçekleştirmediyseniz evet bu bir strateji bunu biliyoruz ama her çocuk aynı olmuyor yani aslında 50 dakika gibi bir süre orada oturttuğunuz çocuğun tepkilerini çok da önceden tahmin edebilmek söz konusu olmuyor. Onun için bizim için büyük bir sınav bu. Evet. Hep beraber göreceğiz demek istediğim o. Yani soruyorsunuz mesela beğendiniz mi diyorsunuz. Aynı toplumun içinde olduğu gibi tüm salon evet diye bağırırken bir tane çocuk hayır diye bağırabiliyor. Duyarsanız cevap verme ihtiyacı duyuyorsunuz. Aslında birlikte sahne üstüyle de ufak tefek replikleri olabilmesine yani çocuğun kendini içinde hissedebilmesi ve katılımını sağlamak için doğru bir yöntem olarak kullanılıyor ama siz de bir şeyler öğreniyorsunuz onlara bir şeyler öğretirken. O hayır diyenin neden hayır dediğini merak ediyorsunuz. Sadece farklı bir ses olmak istediği için mi yoksa gerçekten beğenmediği için, eleştirdiği bir nokta için mi diye. Dediğim gibi hoş, farklı bir enerji. Onlara ulaşabilmek, onlarla bir şeyleri paylaşabilmek beni çok hakikaten besliyor ve mutlu ediyor. Değil mi? Aksi takdirde böyle bir İşi sürdürmek de mümkün olmaz herhalde bu durumu mutlu etmemesi durumunda. Siz ne hissediyorsunuz bu noktada? Sizce çocuklara hitap etmek nasıl bir duygu? Çocuklara hitap etmek çok keyifli bir duygu ve onların eleştiriyor olması da ayrı bir keyif veren bir durum. Çünkü artık eleştiremiyoruz. Eleştiriye açık insanlar öyle değiliz bir toplum artık. Maalesef değiliz. Eleştiriye kapalıyız ve çocukların beğenmedikleri bir şeyi ben bunu beğenmedim, hayır çok çirkin, becerememişsiniz demesi bizim ders almamız gereken bir durum. Onu fırsata çeviriyorsunuz bir noktada. Hani, nasıl yapabiliriz, nasıl düzeltebiliriz? Yani çocuğun sıkılması çok normal. 20. dakikadan ve 25. dakikadan sonra sonuçta oturuyor ve hareketsiz bir şekilde ya da sadece alkışlayarak eşlik ediyor. Onun ilgisini çekecek bir durum olması gerekiyor. Biz onun neden sıkıldığını sorgulayamayız kendi açımızdan. Ya da dur ve izle, sesini çıkartma sakın demek doğru bir yöntem değil açıkçası. Evet, bu zaten ters bir tepkiye neden alabilmek. Oluyor. Yani o izleyeni de sizinle birlikte Haldun Bey'in sihiriyle içeriye alabilmek bunun için, bu oyun için bu mesela. Kendisini orada hissetmesi çocuğun hissetmesi, amaçlanan. Kendinden bir şey bulabilmesi orada. Evet. Şöyle bir şey de vardı yine bu eserle ilgili yaptığım araştırma. Bir çocuğun çocuğa sorulduğu vakit sihir nedir? Ve müzikle bilinmeyen bir dünya gibi bir yanıt çocuktan alınıp bu eser bu söylem üzerine geliştirildi gibi bir şey okudum. Bilmiyorum doğru mudur? Dolayısıyla tam anlamıyla aslında çocuğun istediği şeyi siz sahnede oluşturmuş oluyorsunuz o sihirli dünyayı. Böyle yorumlayabiliriz sanırım eseri değil mi? Peki kaç yaşındaki çocuklar gelmeli bu esere? Anaokulu ve ilköğretim öğrencileri için uygun olduğunu düşünüyorum.
Hani tabii ki bunun söyleyecek kişi ben bence bilemem ama yani. Bence en güzel cevabı içindeki çocuğu kaybetmemiş herkesin izleyebileceği. Yetişkinlere de hitap ediyor. Evet. Yani ben her seferinde sahnedimizi seyrettiğimizde Necat'la ikimiz bulabiliyoruz. Bizi mutlu edebilecek ve işte ne bileyim kendimizden bir şeyler bulabiliyoruz. Sonuçta sahnelediğimiz arkadaşlarımız da bizler yaşında. Ankara'da çok yani çok yaş olarak bana daha yakın çok değerli sanatçılarla da bir arada bunu sahneledik. Farklı gruplardan farklı pozisyonlardaki kişilerin de bu eserde oynuyor olması açıkçası çocuklara çok şey kattı. Dolayısıyla bir de bunu söylemek isterim. Haldun Bey'in adını andık ama bir de Şebnem Şenel'den bahsetmek isterim. İlk projeyi ve koreografileri Şebnem Şenel arkadaşımız yaptı. O da İzmir Devlet Opera Balesi'nde bale sanatçısı kendisi. Daha sonra da ben çocuklar devreye girdiği zaman projeye sonradan ben de eklendim. Birlikte emek verdiğimiz bir şey. Dediğim gibi farklı yerlere taşındığı için sadece gözüyle görebildiğiniz yani şu an ikimizi görebildiğiniz değil. Bizle birlikte bu esere evet, çok katkıda bulunmuş birçok sanatçı arkadaşımız var. Evet, büyük bir kadro. Yoğun da çalışma sürdüren bir kadrodan söz ediyoruz. Diğer eserlerde olduğu gibi aslında. Evet. Çocuk eserlerinde birazcık daha herhalde yoğun çabada gerekiyor diğer eserlere kıyasla, öyle mi? Ağzınızdan çıkan kelimeleri atlayabilecek bir kitleye hitap etmiyorsunuz. Onlar hakikaten umduğumuzdan çok daha dikkatli ve daha yani anlamıyormuş gibi duruyorsunuz ama ne dedim dediğinizde hani birdenbire söylediğiniz cümleyi geri söylüyor ya size, işte o anlamda. Dolayısıyla daha seçici ve dikkatli olmak zorundasınız. Değil mi? Kelimelerinizi seçerken özellikle sözlü oyunlarda. Bu da bir aslında risk. Hem risk ayrıca hem bir eleme gerektiriyor. Sürekli kendinizi kontrol altında tutmanız gereken bir durum. Ayrıca disiplin gerektiriyor. Evet, yaratıcı kadrodan bahsetmişken bu arada müzik düzenlemelerini Ahmet Kahyaoğlu. Kahyaoğlu yaptı. Ondan da bahsetmek isterim. Evet, kostüm ve dekor tasarımında Kaan Güreşçi yaptı ama Samsun'da bunu realize eden de Hakkı Kandır. Sağ olsun. Hakkı Bey çok ilgilendi bizimle hakikaten aşağı. Onların ilk günden itibaren biz misafiriz ama onların binaları farklı ve düşünün ki hiçbir yerden hiçbir yere gitmeyi bilmeyen iki kişiyiz. Sürekli bizi aldılar, götürdüler. çok ilgilendiler ama işte öyle ekip bir arada olabildiği zaman gerçekten değil bir şeyler mi çıkabiliyor. O bağ da çok önemlidir. Kesinlikle. Işık tasarımında Oğuz Murat Yılmaz Bey Işık yaptılar. Işık da çok büyük öneme Işık sahip. Işık çok önemli bu oyunda özellikle. Ve çok iyi bir iş çıkarttı kendisi. Sağ evet, olsun. Değil mi? Her bir parça aslında ayrı ayrı belki konuşulması gereken. Tabii o yüzden süreler uzun sürüyor dediğiniz gibi. Yani hani siz kafanızdaki projeyi bir şekilde kostümcü arkadaşınıza anlatıyorsunuz. O kostümlerin ışığının altında zincir var. Evet ama herkesin kendi alanında da çok çalışması gereken bir bölüm var. Kostümlerinizin ışıkla uyumlu olması lazım. Kostümlerinizin dansçının ya da işte giyen kişinin aktivitelerini engelleyecek şekilde olmaması lazım. Hani çok güzel bir şey çizebilir, çok güzel bir şey dikebilirsiniz ama dansçı içinde rahat değilse siz de dansçı da mutlu olmayacaktır ya. Hani hep birbirine bağımlı ama gerçekten süre ve çok emek gerektiren bir iş bizim işimiz. Evet. Her ayrıntı ayrı bir öneme sahip. Evet, güzellikler de ayrıntılarda gizli olduğuna göre. Dolayısıyla çok masa başı sohbetlerinizin olması gerektiğini ve biraz dirsek dirseğe çalışılması gereken projeler. Değil mi? Güven hissi de herhalde büyük öneme sahip karşı tarafa duyulan. Birbirinizi anlıyor olabilmelisiniz. Birbirini anlayıp aynı zamanda da keyifle çalışıyor olmak, işini sevmek aslında en önemlisi. Değil mi? Püf nokta bu aslında. Evet, işini seven, iş yapmak isteyen insanlarla bir arada çalışmak başarının yolu bence. Evet, böyle bir ekip sağlandığı vakit başarı da otomatikman gelmiş oluyor. Bu eser için de böyle bir çalışma ortamı var görüyoruz ki. Özel bir çalışma yaptınız mı bu eser için ya da çocuklara yönelik eserlerde hani diğerlerinden ayrılan noktaları çalışma noktasında neler? Şimdi eserin reji asistanı olduğum için bunu Haldun Bey'in anlatması daha doğru olur. Ben sadece onun... Sizin çalışma alanınızla ilgili bir değişiklik oluyor mu çocuk eserlerine yönelik? Tabii ki oluyor. Yani daha çocukların nelere dikkat edeceğini hesaplama durumu oluyor. Ne yapmamalıyız, ne yapmalıyız bölümü sorusu yoğunluk kazanıyor çocukla ilgili bir şey yapacağınız zaman.
böyle bir ayrı tarafı, ayrı tarafı olmuş var oluyor tabii ki. Bu çalışma. Yani mesela ben çocuk oyunlarımı sahnelerken ya da metinlerini yazarken herkes bir şey yapardı. Hani bir kitap yazarsınız da en fikrine güvendiğiniz kişiyi okutursunuz da nasıl bir yoldayım, bunu devam edebilir miyim dersiniz ya. Ben aynı şekilde etrafıma birkaç tane ufaklık alırım. Bunu ne düşünüyorsunuz? Böyle konuşulursa ne olur? Ve gerçekten özellikle yeğenim Duru ile bunu yaparız. Hani çok ufaktır, bir şey çıkmayacağını düşünebilirsiniz ama öyle bir laf eder ki bambaşka bir yöne gidebilirsiniz. Bence çocuk oyunu koyan arkadaşlarımızın hakikaten herhalde bu tür bir stratejileri vardır. Haldun da çocuklarla paylaşıp böyle olduğu zaman sana böyle desem bana ne dersin? Ya da sahnede böyle bir şey görsen senin gözünde ne canlandırır? Çünkü onun gözünde canlananı aslında bizim çok büyük bir lüksümüz var. Dekorla, kostümle, ışıkla sahnede canlandırabilme şansımız var ya. Azıcık kopya alırız onlardan. Ve kim izliyorsa doğru kopyayı aldığımızı düşünüyorum. Yani izleyecek kitleden kopya aldığımız için bunun işe yaradığını düşünüyorum. Her zaman içinde ben kendi adıma kullanmışımdır. Çocuklarla bir araya gelmek faydalı olabiliyor bu çalışmalarda. Dolayısıyla elbette. Onlardan fikir almak, görüş almak büyük öneme sahip. Çünkü onlara hitaben zaten hazırlanmış oluyor. Bu noktada sizin özel bir iletişiminiz var mı çocuklarla? Ya çok çocuk seven birisi. Ben ona şahidim. Çocuk seviyor. Çocukları çok seviyorum. Onlar da beni çok seviyor sanırım. Evet. Karşılıklı birlikte. Bu da herhalde kolaylaştırıyor biraz daha çalışmalarınızı. Tabii ki daha iyi anlayabilmemizi sağlıyor. Yani iletişim halinde olduğumuz için nelere gülebilirler, neler saçma gelebilir ya da nasıl bağlayabiliriz gibi bir durum söz konusu oluyor iletişim halinde olduğumuz zaman. Emek isteyen bir durum tabii ki. Çocuklar emek isteyen bir durum. Yoksa eser tabii ki emek istiyor ama çocuklar daha fazla emek istiyor. Bir de artı çocuklara yönelik bir emek var. Burada karşımıza çıkan. Dolayısıyla iki kat aslında bir çalışma gerektiriyor diğerleriyle kıyasladığımızda. Böyle de düşünebiliriz. Bir yandan zevkli ama bir yandan da emek yoğun bir iş. Elbette zorlukları olan yoğun bir iş ama yani tatlı bir yorgunluk oluyor. Dediğim gibi en başta işi severek yapıldığı zaman... Tadından yenmiyor. Evet. Eser sahneye çıktı. Her şey tamamlandı. Sona erdi. Alkış sesleri duyuluyor. O anda hissedilenler neler? Tanrım yanlış bir şey yapmadım ne kadar iyi. Yani öyle çok küçük küçük kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil. Ve bence herkes bunu farklı içinde yaşıyor. Bana doğru bir şey yaptığımı, işe yaradığımı hissettiren bir duygudur. Hani insan hayatını yaşadığı süre içerisinde bir şeyler... yapmak için çaba sarf edebilir ama kendini bazen yetersiz hissedebilir. Bazı yaptıklarından hoşnut kalabilir, bazılarından pişman olabilir. İşte o alkış bana, evet ben hala işe yarıyorum, birilerine daha ulaşabildim duygusunu yaşatmıştır her zaman. İşte 82 ve 2018 düşünürseniz benim hayatımda hep o alkış o veya bu sebeple vardı. Hep öyle dua etmişimdir yani. O da eksilmesin, buluştuğum çocuklarda azalmasın diye benim için kıymetlidir ve özeldir. Evet, hissedebiliyoruz hakikaten. Evet. Siz neler hissediyorsunuz o anda? Sonraki projemiz zaman? Ne diyorum ben genelde. Evet, hızını alamayıp genç ve aktif hiperaktif olunca sonraki proje ne diyebiliyorum. Evet. Direkt sonraki projeyi mi düşünmeye başlıyorsunuz? Ya oyunun o alkış esnası zaten... sanatçı insanlar olduğumuz için ister istemez duygusal bir an oluyor. Rahat bir nefes. Rahat bir nefes ama şimdi ne yapıyoruz diyorum ister istemez. Evet çünkü bir boşluğa düşüyorsunuz. Yani uzun bir süre içerisinde yani şimdi mesela şuradaki sadece Samsun bölümünü alırsak İzmir'de Samsun'a gidince ne yapacağız gibi bir projelendirmemiz vardı. Buradayken arkadaşlarımızla tanıştık. Tabii ki kişiye doğru orantılı bir takım şeyler organize etmek durumunda kalıyorsunuz. Bu arkadaşlarımızla neyi nasıl yapabiliriz de. Ve bu büyük yoğun bir süreç oluyor. Alkışı duyduğunuzda her şey bitmiş oluyor. Ve siz bir boşluğa düşüyorsunuz. Yeniden yani başlıyor. Bitti. Şimdi ne yapacağız yarın sabah? Hangisiyle devam edeceğiz diye yeniden sıfırdan başlamak gerekiyor o zaman. Evet, bu da bambaşka bir noktası herhalde. Eserin en başından. Duyguları yukarıya çıkarıp aslında birdenbire aşağı doğru bırakmak oluyor yani sonuçta. Bir sınav gibi herhalde. O sınav stresi, psikolojisi. Bittiği zaman ne hissediyoruz? Hissi siz de bunu yaşıyorsunuz. Sonrasında bu da sizi teşvik edici bir şey oluyor herhalde sonraki eser için. Bir daha yukarıya çıkarıp düşürmek istediğiniz için yeni bir proje yazılıyorsunuz. Yine aynı duyguyu yaşayabilirsiniz. Yani, yepyeni bir fikir doğuruyor açıkçası. Ne kadar çok oyun o kadar yepyeni fikir. Oyun sahnedeyken de o
üretme süreci tabii. hala sürüyor öyleyse. Evet. Ama tabii burada biz mesela Haldun Özörten'in çok büyük lüksünü yaşıyoruz. Haldun Bey sahneye eser koydu. Evet, Sihir Dünya ona ait bir eser. Gözü kapalı bize emanet etti. Fakat şöyle yapmadı. Benim yaptığımın aynısını yapacaksınız. Ben burada böyle yazmıştım. Neden siz başka bir şey oynadınız demedi. Ve de çevresinde onun ekibine bu sebeple katılan herkesin yaratıcılığına açık bir gözle bakabildi. Bunu her yönetmen yapamaz. Hakikaten bu onunla birlikte çalışan insanlar için çok büyük lüks. Siz de bir şekilde kendinizden bir şeyler katabildiniz. Ve bence herkesin kattıklarıyla zaman içerisinde eser tabii ki daha da zenginleşebiliyor. Daha da değişikliğe gidebiliyor. Evet, farklı illerde oynuyoruz ama biz sanıyorum kaç yıldır İzmir'de oynuyoruz? 2009 yılından beri İzmir'de. Evet, yani bu sezon 17 tane Sihirli Dünya eseri vardı hala içinde seyircisi olan. Evet, bu da en büyük göstergesi aslında evet, başarının. Yani hani monotonluktan çıkarıp azıcık da başka kişilerin de enerjilerini içine kabul edebilen bir yönetmen olduğu için evet. hem eser için hem Haldun Bey için hem bizim için güzel bir çalışma. Aslında bir anlamdan da bir yüce gönüllülük. Çünkü oluşturduğunuz bir şeyin zarar görmemesini de isteyebilirsiniz. Hı hı. Karşı taraf bunu zedeleyebilir. Ama bu riski de almış öyleyse. Bir yüce gönüllülüğün göstergesi aslında bir yandan da. Yani bu işi oyunda da anlatıyoruz. Konservatuvarlarda öğrenebiliyoruz. Bu meslekle ilgili çalışmayı, bu mesleği seçmek isteyen çocuklar konservatuvarlara gitmesi gerekiyor. Konservatuvarları diğer okullardan ayıran şey ise 9 yaşında bir araya giriyor, geldiğiniz bir grupla bir arada oluyorsunuz. Bu 9 kişi en fazla 5 veya 10 kişilik sınıflar içerisinde oluyor. Hı hı. Ve dolayısıyla siz 18 yaşında okulunuzu bitirdiğinizde aynı o 5 ya da 10 kişiyle birlikte sanat hayatına başlıyorsunuz. Ve geriye dönüp baktığım zaman benim meslektaşlarımın çoğunun 9 yaş hallerini ben biliyorum. Onlar da beni biliyorlar. Yani çok uzun süre bir arada olduğunuz için birbirinizin defolarını artık törpülemeyi öğreniyorsunuz. Hanginizin hangi işe, hangi gözle bakabileceğinizi biliyorsunuz. Ardın için de aynı şey geçerli. Çok uzun yıllardır arkadaşız. Necat için de 9 yıldır eserini teslim ettiği için. Neticede aslında onda çok... Onda da bir güven duygusu. Güven duygusu otomatik olarak oluşuyor. Yani varsa var oluyor, olmayana zaten vermiyor gibi bir durum söz konusu oluyor. Evet. Çünkü biz gerçekten sanat camiasındaki insanlar birbirimizi çok uzun yıllardır tanıyoruz. Bu işin püf noktalarından biri de bu. Bazen az avantaj, bazen hakikaten çok monoton bir hayat. Yani ömrünüzün çok büyük bir bölümünü hep aynı kişilerle yaşamış oluyorsunuz. O zaman her türlü yani avantajları ve dezavantajları var tabii ki. Evet. Konservatuvardan bahsettiğimiz için atlamamamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. 1936 yılında konservatuvarın kurulmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duyuyoruz. Kesinlikle. Bundan da bahsetmeden olmaz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet, oyunun içerisinde de. Şu an bu işi yapabiliyorsak onun sayesinde. Kesinlikle. Umarız çok önümüzdeki yıllarda da devam eder temennimiz. Paylaşıyoruz bu. Bunu. Yani ben çocuk balesiyle mesela her yıl sene sonunda bir gösteri hazırlıyoruz. Gösterimiz de öyle bitiyor. Yani anneler babalar, evet sizler izleyici koltuğunda o kadar rahat oturabiliyorsanız. Evet. Biz de bu sahnenin üstünde bu kadar güzel şeyleri size sunabiliyorsak çocuğunu bir yerde izleme duygusunu da yaşayabiliyorsunuz. Bunu bir kişiye borçluyuz. Gerçekten borçluyuz. Kesinlikle bilinmesi gereken, atlanmaması gereken noktalardan biri. O da Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Evet, dile getirmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz bunun için de hakikaten söylemeden geçmemek gerekli. Bu mesajı herkesin anlaması, özümsemesi şart aslında. Sürekli olabilmesi için bu güzel eserlerin, çocukların sanatla tanışabilmesi için. Ki başlangıçta da belirttiniz, bir çocuğu bale ile tanıştırabilmek için, müzikalle tanıştırabilmek için doğru eser. Doğru eser. Bu noktada da ailelere çağrımızı yapmış olalım. Evet. Bekliyoruz. Bizim yanımızda olmalarını dileriz açıkçası. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Sürekli sorulan bir soru. Salonlarınız doluyor mu? Evet doluyor. Siz gelmiyorsunuz diye o salonlar dolmuyor değil. Evet salonlarımız doluyor. Bir ay önceden biletler tükeniyor. Evet yoğun bir yoğun yani program, var, program var. Şu an Sihirli Dünya için konuşursak önümüzdeki 8 ve 26 Mart'ta Samsun Operası'nda maalesef yani bizi görüp de gelmek isteyen çocuklar varsa maalesef yerimiz yok diye biliyorum ben. O kadar da bir yoğunluk, bir ilgi alaka var. Evet. Evet aslında bizi seven insanlar var bu ülkede.
Tabii ki. Yani bunu en iyi biz hissediyoruz, yaşıyoruz. Çünkü o sahnelerde biz bir takım aktiviteler yaptığımız için gerçekten salonlarımızın dolu olduğunu ve de ellerin acımasına aldırmadan bizi alkışlayan insanların hala olduğunu görmek bizi açıkçası mutlu ediyor. Evet, var olsunlar, sağ İnşallah. Olsunlar, hep olsunlar diyelim. Karşılaşılan zorluklar neler peki? Bu süreçte, hazırlık sürecinde yaşadınız mı problem? Problem tabii ki yaşanıyor çünkü aynı anda birkaç tane daha eser çıkartılıyor. Program çünkü çok yoğun ki bu yoğunluk güzel bir durum. Biz sanatçılar evde oturmayı sevmiyoruz açıkçası. Değil mi? Hep bir hareket halindesiniz. Sadece program yoğunluğundan bir denk gelememe gibi bir durum oluyor. Ona göre ayrı bir hazırlık yapılması gerekiyor. Yani aynı kişinin farklı farklı alanlara bölünmek zorunda olmasından, gittiğiniz zaman tabii en başına sorun nereden kaynaklanıyor dediğiniz zaman, evet bizler kadrolu elemanlarız ama birçok şeyi sözleşmeli arkadaşlarımızdan yapmasını bekliyoruz. Dolayısıyla onlar birçok kaygıyı bir arada yaşayarak ve de birçok alanda bir arada, yani hem opera eserinde, mesela bale için konuşursak opera eserinde oynamak zorundalar. Çocuk oyununda görev almak zorundalar. Sahnelenen diğer bale eserlerinde görev almak zorundalar. Bu tabii hem psikolojik olarak hem bedenen çocukları yorabiliyor aslında dönem dönem. Bunlar da siz oyunu koyuyorsanız size yansıyan bölümleri elbette oluyor. İster istemez mutlaka yani hep bir yurt dışı örneği verilir. Evet, yurt dışında şartlar daha farklı. Çünkü onlar yeri geliyor 3 ay boyunca sadece tek bir esere konsantre oluyorlar. Orada yurt dışında sürekli o yurt dışı denilen durum bu. Tek bir eserde 3 ay boyunca ya da 1 ay boyunca bile olsa tek bir eserde görev alıyorlar. Ama Türkiye için bu şekilde değil. Aynı anda 3 ya da 4 tane eserde de çalışma gibi bir durum oluyor. Bu tabii ki sıkıntı değil. Hani operalar devam etsin ve bu şekilde olsun. Evet, yeter ki ama sürsün. Ama yurt dışıyla ayrı olan durum bu. Evet, ama bir yandan da mağduriyetler giderilsin. Öyle umuyoruz, öyle temenni ediyoruz. Bununla alakalı biliyoruz, bir klipte hazırlanmıştı geçtiğimiz günlerde bahsettiğiniz konu üzerine. Umarız ses duyulur yetkili kişilere diyelim bizler de. Her zaman tabii destek olmak için bizler buradayız, duyurmak için yani bizler buradayız. Yani ben şeyi okuduğum zaman çok etkilenmiştim. Bir robot yaptılar, insana çok yakın ama kendisine sadece duyguyu veremiyoruz. Evet. Dolayısıyla yaptığımız insan, onu yaptığı her şeyi yaptırabileceğimiz bir robota duyguyu veremiyorsak, duyguyu oluşturabilecek, insan yaratıcılığını geliştirebilecek tek şey var, o da sanat. Hangisi olduğu çok önemli değil. Yani bu sizin resimle de, müzikle de, baleyle de, operayla da, orkestrayla da sayabilirsiniz hepsini. Hepsiyle olsun. Birlikte ruhunuzu beslediğiniz zaman ancak yaratıcılığa sahip olabiliyorsunuz. Yoksa öteye gidemeyeceğiz. Aynen o robot gibi olacağız ve bu şeyi tezi öne sürdükleri zaman bir zaman sonra insanların tamamen işsiz kalacaklarını. Evet. Çünkü robotlar insanların tamamen yaptığı her işi yapabileceğini söylüyorlar. Ama yaratıcılıkları olmayacaksa, duyguları olmayacaksa insanların önüne geçemeyecekler. Dolayısıyla yeni nesili beslemek zorundayız. Bunlar insanların ruhunu besliyor. Yani ben bir balerin olarak, mesela bir çocuk baleye geliyor, hocam ne kazanacak? İlla balerin olması gerekmiyor. Siz vücut dilinizi iyi kullanan bir kişi olacaksınız. Hangi meslek grubunda olursanız olunuz. En azından ikna kabiliyetiniz gelişmiş. O bakış açısı kendinizi değişmiş olacak. Evet, ifade edebilme yetiniz gelişmiş olacak. Bu nedenle zararsız faaliyetlerdir. Korkmayınız tabii bizden. Ki. Bizlerle birlikte olunuz. Çocuklarınızı bizlerle paylaşınız. Yani korkulacak bir durum değil. Sadece ön yargı var. Evet, anlamayacağımızı düşünüyoruz mesela. Yani ben üç perde bir operaya gideceğim. Evet, sözleri Türkçe olabilir ama bir müziğin içinde söyleniyor. Ne dediğini anlamayacağım gibi bir takım ön yargılarımız, korkularımız evet var. Ama eğer bakarlarsa herkesin izleyebileceği ve kendini içinde bulabileceği birçok eser var. Yeter İsterlerse bizle bir arada olabilirler ama istemek için de önce bir kere görmek lazım, denemek lazım. Onun için bekliyoruz, gelsinler. Evet, Samsun'da bu noktada avantajlı. Yeter ki istensin. Evet. Tabii. Sadece Samsun için şey değil, yok. Anlattıklarım tüm geneli için. Yani her ilde hakikaten bize ön yargıyla yaklaşan, yok ben anlamam ki, gitmek istemiyorum diyen, o bir batılı sanattır, bizim anlayabildiğimiz bir şey değildir diyen kitleler ve gruplar elbette var. Ama bu insanlarla karşılaştığımızda ben genellikle şuna şahit oldum. Neyi izlediniz de bu şeye kapıldınız dediğiniz zaman, ben hiç gitmedim diyorlar.
Değil mi? Hiç bilmedikleri bir iş. Evet, o zaman benim için ön yargıdan öteye geçemiyorum. Pardon. Oluyorlar, estağfurullah. Tabii burada televizyon da büyük faktör. Eskiden çünkü o pazar sabah konserleri oluyordu. Evet. Ya da Aspendos temsillerini daha önce izleyebiliyorduk. Hani bu durum ortadan kalktığı için de insanlar habersiz olabiliyorlar. Evet. İzlemedikleri. Ama internet var ya, bulabiliyoruz. Tabii. İsteyenler yine bulabiliyorlar. Sanatla ilgili bir şeyler seyretmek. Ama yani videodan izlemek, videoda izlemekle canlı izlemek arasında çok fark var. Çok fark var kesinlikle. Tanıştırsınlar çocukları diyelim. Evet. Mesajımız bu olsun yine. Şunu da sormak istiyorum aslında. Çocukların sahnede olması nasıl bir duygu? Çalışmayı nasıl değiştiriyor ya da zorluyor mu? Zorlamıyor. Ayrı bir keyif mi yoksa? Ayrı bir keyif. Evet. Yani çok da zorlamıyorlar çünkü bizden daha da heyecanlılar, daha da hevesliler. Disiplin olarak disiplin. Da yine o disiplini sağlıyorlar herhalde. Ya zaten arka bölümde çocuklarla birlikte çalışan ekip olduğu için bizler de onlarla birlikte yöneten arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz çocuklarla birlikte. Dolayısıyla aralarında biraz köprü oluşturuyoruz. Bazı yönetmenlerimizin köprüye ihtiyacı olmuyor. Onlar Necat direkt Bey gibi, Haldun Bey gibi çok çılgın çocuk sevdikleri için direkt şey yapıyorlar. Ama çocuklar verdiğinizi çok çabuk algılayabiliyorlar. Hepsi aslında farkındalar çok şanslı olduklarının. Çünkü en basiti kapının önünde bir opera binasına geldiğiniz zaman işi olmayan giremez, içeriye girilmez bir kulisimiz var. Düşünün ki büyüklerde bile merak uyandıran bir alan orası ama çocuk gayet kendine emin bir şekilde oraya girebilme serbestliğine sahip olmaktan da çok mutlu oluyor açıkçası. Dolayısıyla onlar çok mutlular, biz de onları mutlu edebildiğimiz için mutluyuz. Bu çocuğa yönelik projelerin içinde çocuk kullanılması da bence çok doğru bir tespit çocuk oluyor. Çocuk seyirci açısından da herhalde. Kendinin de orada olabileceğini hayal edebilmesi açısından da. Birebir yerine koyabilir. Farklı bir yerden izleyici kitlesi kendimize sahip olmamız gerekir anlamında da sizin sahneye çıkardığınız çocuğun okuluna daha kolay ulaşabilme imkanı sağlaması açısından da her iki tarafı da besleyici bir durum olmuş oluyor. Evet, keyifle de yapıyorsunuz görüyoruz ki yani bu çalışmayı. Akranlarını sahnede izlemek onlar için bambaşka bir enerji olmuş oluyor. Evet, birebir yerine koyabiliyor kendisini. Ben de demek ki yapabilirim diyebiliyor çocuk. Evet, sonlandıracağız süremizi. Sizden bir mesaj alalım son olarak. Diğer eserlerden de isterseniz bahsetmiş olalım. Yine çocuklara yönelik eserler biliyoruz ki Samsun'da İret Opera ve Balesi'nde sahneleniyor. Çok güzel çalışmalar yapıldığını takip ediyoruz. Konuklarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Onlardan da söz etmiş olalım. Ve yine bu eserinizle alakalı çağrınızı alalım. Sonrasında Hülya Hanım'a dönüp öyle isterseniz noktalamış olalım. 8 Mart için biletler yok ama sonrası için 26 Mart için bütün çocukları bekliyoruz. Velileri de bekliyoruz. Saat 13'te. Evet. Öncelikle yani müzisyen olmak, balerin olmak, opera sanatçısı olmak değil, iyi insan olmak. Kesinlikle. Ve bu da çocuklardan başlıyor. Benim söyleyebileceğim tek mesaj bu. İyi insan olalım. Evet. Çok güzel bir mesaj verdiniz hakikaten. Siz neler ifade edeceksiniz? Hem eserle alakalı hem yine bizleri dinleyenleri, izleyenlere mesajınız ne olacak? Ya bizleri izleyenler şu ana kadar izledilerse mesajlarımızın çoğunu verdik. Ben sadece sizden bir şey rica edeceğim. Lütfen bizleri ve bu sanatlarına gönül vermiş insanları unutmayınız. Programlarınıza dahil ediniz. Bizim halkla buluşmamızı sağlayınız. Çünkü biz küçük alanlarda kendi bünyemizde, kendi arkadaşlarımızda, kendi salonlarımızda aslında azıcık da çok uzun süre çalışılması gereken bir iş yaptığımız için biraz kendimizi soyutlamış olarak yaşama katılabiliyoruz. Ama sizler bizi fark edip halkla buluşturmayı vazgeçmezseniz. Estağfurullah. Her zaman onur duyarız, gurur çünkü duyarız. Bu bir ihtiyaçtır. Bir şekilde bizi onlara ulaştırmanız lazım ki biz de onlara ulaşalım. Bizimle birlikte olabilmelerini sağlayalım. Kendi adıma çok teşekkür bizler ederim. Bizler çok davet teşekkür ediyoruz. Için. Bugün burada olduğunuz için. Her zaman onur duyarız. Her zaman ağırlamak isteriz. Çok teşekkürler. Burada sizlerin yaptığı çalışmaları paylaşmak hakikaten
Bizler için de büyük keyif duyurmak adına yaptığımız çalışmaların her biri çok değerli. Bu noktada sizleri bizlerle buluşturan isimler de var. Buse Hanım stüdyomuzda. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Rabia Hanım'a teşekkür ediyoruz. Samsun Devlet Opera ve Balesi'ne teşekkür ediyoruz. Her zaman dediğim gibi bekliyoruz sizi. Başarılar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda da. Biz de temsillerimize bekliyoruz sizi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden bahsettik. Çok güzel bir müzikali duyurduk sizlere, paylaştık. Bir kez daha hatırlatıp öyle noktalayalım. Sihirli Dünya çocuk müzikali 8 Mart Perşembe günü, biletler tükenmiş olsa da duyuralım, saat 13'te ve 26 Mart Pazartesi günü de yine saat 13'te. Ayrıca Kurbağa Öyküleri var. Ondan da söz etmiş olalım çocuk demişken. 13 Mart Salı günü Kurbağa Öyküleri, 14 Mart yine Çarşamba günü, 15 Mart Perşembe, 19 Mart Pazartesi. Çarşamba ve Perşembe 14-15 Mart'ta saat 10.30'da, 19 Mart Pazartesi de saat 13'te, yine 13 Mart Salı günü de saat 13'te Kurbağa Öykülerini de kaçırmayın diyelim. Onu da hatırlatmış olalım. Ve noktaladık programı.